Dolayısıyla ben ve hemen birkaç gün sonra işte bu ortaya çıkınca ben bir mektup yayınladım. Bakın dedim, ben dedim söyledim. İşkenceye karşıyım. Benim buradaki bir tek maksadım vardı. Röportajda o cümle yok ama işkenceye karşıması var mı? Hayır. Çünkü onu sormadı ki bana. Anlatabiliyor muyum? Arkasından şeylere geldik. İşte o zaman ne yapılıyordu? İşte deniz gemisiyle falan dedim ya, bunlar eşkıyaydı. E kardeşim, Mahir Çayan İsrail konsolosunu kaçırdı. Adamı elleri bağlı olarak şakağından vurup öldürdüler. E yani kusura bakma ama bunu yapan adama ben eşkıya derim. Bugün de derim, her zaman da derim. Ben buna tahammül edemem. Dolayısıyla ben bir insan davranışı türü var. Akılcı davranış dediğim. Bu akılcı davranışın dışına çıktın mı beni rahatsız eder. Ben insanım. Aklımla çalışırım. Efendim benim inancım bunu gerektiriyor. Olay ilgilendirmez beni kardeşim. Eğer bu senin yaptığın ilme bilime karşı bir şeyse ben buna muhalifim. İstediğin kadar inancın olsun bilmem ne. Aklını başına al. Arada, çünkü bizim maksadımız şu. Bir arada yaşamaya çalışıyoruz. Bizler sosyal hayvanlar. Bir arada yaşamanın tek yolu senin, benim, İlber'in birbirimizle konuşabilmemiz. Konuşabilebilmemiz için de ortak bir zemin. Eğer senin inancın benim inancımdan değişikse ortak zemin kalkıyor ortadan. Buyurun ortadan. Halbuki bu aptalca. Bizim inançlarla konuşmak mecburiyetimiz yok. Biz deriz ki aklımız var. Gözlem yapıyoruz. Ortada ne var? Bunu kullanabilir. İnancın kendine ne geliyor? Beni ilgilendi ama inancını sen toplumun yönetilmesinde kullanmaya kalkarsan o zaman benim inancımla çarpışabilirsin. Evet. İlber'in inancınla çarpışır ve bu. Veya inançsızlığımızla. Veya inançsız. Bu insanlık tarihinin en kanlı olaylarına sebep olmuştur. Tarihçi yanımda. Hı. Şimdi ona da onu soracağım. Evet. Bu konuda başka söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır, bu açık. Yani peki, Ali Nesin çok güzel bir şey yazdı. Ya dedi, aklınızı başınıza alın. Celal Şengör bu kadar bilimsel başarının sahibi, yani zeki bir adam. Bu zeki bir adamdan bu kadar aptalca şey beklenir mi? Her yerde. Her yerde. Bunları temizle. Ve bunları temizlediği için Amerika atom bombası yapıyor. Çünkü onlar hepsi Amerika'ya. Hepsi Amerika'ya. Bana hep diyorlar ki efendim şu Amerikan üniversite sistemi. Kaç böyle bir şey yok, yok diyor. Üniversite sistemi Humboldt'un sistemidir. Wilhelm von Humboldt. Herif 1,5 sene eğitim bakanlığı yapmış. Berlin Üniversitesi'nde Forschungsuniversität. Araştırma üniversitesi. Bunu koymuş. Almanlar gidince oraya demişler ki kardeşim bu böyle olmaz. Büyük para lazım. Devlet para verecek. Araştırma enstitüleri kurulacak. Bunları yapmışlar. Ve bak Almanlar öldü. Memleketine döndü. Amerikan sistemi giderek iniyor. Çünkü halk diyor ki ben de çocuğumu istediğim üniversiteye gönderirim. Hayır kardeşim, gönderemez. Eğer senin çocuğunun hazırlığı müsait değilse gönderemez. Çünkü bu ülkeye elit üniversiteler. Bu elit üniversiteler işte İlber benden iyi bilir. Göttingen, Heidelberg, Tübingen. Ya bunların hepsi Rönesans'ta kurulmuş üniversiteler abi. Kiş üniversite. Ben Tübingen'de bir kere kütüphaneye gittim İlber. Orada Şahit'i bilirsin, onun dünya tarihinden bir fotokopi yapmak istiyorum. Kız dedi ki mümkün değil. Bu çok eski bir kitap, Rönesans'ta basılmış bir kitap. Müdürü geldi. Kütüphane müdürü, üniversite kütüphanesinin müdürü. Bana dedi ki, profesör müsaade eder misiniz? Dedi, ben yapayım fotokopiyi. Eyvah. Aman adam doktor. Kütüphane müdürü. Yaptı. Birkaç sayfayı Şahit'in, yaptı. Evet, bir sayfa abi, tek bir sayfa. Kız dedi ki, bunu yapamayız. Direktöre sormam lazım. Direktörün kendisi geldi. Bir kere beni tanıdı, sen kim? Yaptı, verdi, evet. Aferin. Ben dedim, Baron von Engelhardt beni gönderdi. Abi Baron von Engelhardt bunun gibi bir adam. Biz... Ben değilim Baron. Hayır. Neden senin gibi onu anlatacağım. O da biliyorsun prens o da aslında. Abicim Baron von Engelhardt Türkiye'ye geldi. Ben dedim ki bu çok meşhur bir jeolog. Dedim ki işte Baron. Ya bu Baltık baronlarından. Baltık Teton şeylerinden. Dedim ki şövalyesi. Ben şehrimi size gezdireyim. Abicim gittik Sultanahmet'te. Büyük Mısır'dan gelen Theodosius'un getirdiği kolonun altında bir grup Elsas'tan gelmişler, Elsasien. Bunlara bir Fransızca olarak bir şey, ne derler, kılavuz anlatıyor. İşte diyor Theodosius, imparator burada bilmem ne, altında şeyler var. Baron von Engelhardt şöyle bir baktı. Peşen gördü, imparator burada dedi. Kenara döndük, ha işte burada dedi. Evet. Meğer o Elsas'ın arasında Almanca bilen iki kişi varmış.
Bunlardan bir tanesi geldi. Dedi ki, adam anlattı. Dedi ki, müsaade eder misiniz dedi. Ben dedi bizim grubu çağırayım. O, ben dedi tercüme ederim. Von Engler döndü. Hiç lüzum yok dedi. Ben Fransızca'yım dedi. Abiciğim ondan sonra biz Kariye'ye gittik. Baktım ki İsa'nın elinde şey, İncil. Bakın dedim Von Engler, Baron dedim. Perspektif yok, bir şey yok. Aa her şey gördü. Var perspektif. Dedim nasıl olur? Perspektif Rönesans'ta icat edildi. Hayır dedi. Bu dedi Aristotelian perspektif. Bakın dedi. Bütün dedi çizgiler bizde birleşiyor. Evet. Biz kainatın merkeziyiz. Evet. Ben dedi bu konuda dedi Dürer'in melankolisi hakkında dedi bir makale yazdım. Onu dedi şey yapayım size göndereyim. Perspektif hakkında. Dedim teşekkür. Bu adam mineralog. Dikkatini çekeyim. Jeolog bu adam. Ondan sonra Topkapı Sarayı'na geldik. Çinlilere baktı herif. Ah Herşengör dedi. Buradaki dedi simetri ilişkileri dikkatinizi çekti mi dedi. Tek sıra simetride 7 simetri var. Yüzey simetrisinde 17 simetri var. Hacim simetrisi 253 metre var. Bunu dedi ben dedi sanat tarihçisi arkadaşlara anlatmaya çalışıyorum dedi. Bu önemli dedi simetri ilişkilerini bile. Mineralojide bunu bilmen lazım. Ben dedi bu konuda dedi ornamentte simetri hakkında bir makale yazdım. Onu size göndereyim. Abi. Biz İstanbul'u gezdik. Ha bir de Ayasofya'ya gittik. Şimdi Ayasofya'da meşhur Yahya, Meryem, ortada İsa. Abi yazıyı okuyamıyorum. Ben görece Yunanca okuduğumu zannediyorum. Dedim bunu çıkartamadım. Ama dedim harfleri tanıyamıyorum. Aa Herşengör dedi. Klasik Yunanca ile Bizans Yunancası değişiktir bak. Harfler dedi. Bakın dedi ne yazıyor dedi. Yohannis Prodromos. El İlber, ben abi Prodromos kelimesini okuyamak, jeolojinin en büyük klasiklerinden bir tanesinin başının içinde Prodrom var. Ulan dedim, yuh sana becele. Yani onu oku, herif abi onu okudu, bir de onu anlattı bana. Akşam eve geldik, Oya Baron'a sordu. Dedi, Celal, ben bir iyi gezdirdi mi falan. Hemen ben lafa girdim, hayır. O beni Baron beni gezdirdi dedim kendi şehrimde. Ama abi ne kültür herif. Bunlar İlber harp oluyor. Halil'e yeksan alıyor, Hannover'de oturuyorlar. Bu bir petrol şirketinde çalışıyormuş. Çocuğun okuluna gitmiş. Bir bakmış, dört duvar kalmış. Hiçbir şey yok. Orada ders yapıyorlar. Öğretmene demiş ki, hafta sonları demiş, ben demiş çocukları alayım. Siz de gelin, jeoloji, botanik, zooloji gezileri yapalım. Çevrede. Ondan sonra diyor, oğlu da meşhur bilim tarihçisi oldu sonra. Oğlu diyor ki, işte biraz para biriktirebildi babam diyor. Bir araba aldık harpten sonra diyor. Vanto'ya gitmişler, Fransa'nın güneyine. Çıktık tepesine diyor, Petrarca'nın kitabını babam cebinden çıkardı diyor. Vanto'da ilk defa Petrarca, tabiattan zevk almak. Herif onu okumuş iyi mi? Küçücük çocuklara okuyor bunu be. Abi ben oraya dedim. Ama işte o Petrarca Latince yazıyor. O zaman harpten sonra da... Herif okuyor. O çocuklar o Latince'yi öğreniyorlardı. Evet. Sonra ne oldu bilir misin? Harp yani nasyonal sosyalizmin attığı en büyük kazık klasik jimnazyumları yok etmek oldu. Bizim Hasan Ali'ninkileri de yok ettiler. Yani şey gibi bu Alman nesilleri eski kültürle alakayı kopardı. Sorduğun zaman hepsinin çevirisi var diyor. Çevirisi nah var. Aynı şey değil ki. Nah var. Ya. Ya ben hiç unutmuyorum. Homer Kitabevi bir kitap yayınladı. Orada yazan kızcağız Homeros'un şeyinden pardon Hesiodos'tan kendi tercümeler yapmış. Fatih. Dinliyorum abi. Hemen millet ayağa kalkıyor. Sen nasıl olur Azra Erhat'ın tercümesini atıp uzup çıktığının tercümesini kullanırsın? Kullanırım. Ben şeye dedim ki Ahmet'e. Ahmet dedim bu kızın yaptığı Azra Erhat'ından daha doğru. Evet. Bunu kullan. Abi dedi yapamam dedi. Müthiş reaksiyon. Hayır, dedim cehaletten ya. Be. Yani dedim böyle saçmalık bizim olur mu? Bizim bir tane bir eser var biliyor musun? Türklerin yaptığı, herkesin referans yaptığı bir eser vardır. Bu geç Bizans çağına ait bir kroniktir ve kaynamedir. Ve bunu çeviren melektir. Tabii Türkçe'ye çevirdi. Ona çıkar. Mesela İrem Berdiçan'ı biliyorum ben. Türkçe'ye şey bakıyor. Adı başka dilde yok o. Yani dediğim gibi aslında klasik mirasın hepsi de çevrilmiş falan değil. Değil abi. Yapılacak işler çok. Şimdi abi klasik mirasa gelelim Fatih. Şimdi ben geliyorum esas size anlatmak istediğim konuya. Bir gün Filiz Çağman Hanım beni Topkapı'ya çağırdı. Evet. Filiz Çağman o zaman müdür. Celal gel dedi.
İsviçre'den bir ekip geldi. Ptolemaios'un atlasına bakıyoruz. Bu Ptolemaios'un atlası abicim Fatih Sultan Mehmet'in toplattığı kitaplardan. Dünyadaki en eski üç Ptolemaios'tan biri ve en kıymetli. Ve şu anda Fatih okuyor onu. Şimdi dinle, okuyor. Dinle abicim. Tamam mı? Ben gittim, karbonize olmuş, mahvolmuş kitap. Bir restoratör getirilmiş, Robert Fuchs, Karl şeyden, Köln'den. İşte bakılıyor buna falan. Ben adamlara dedim, ne yapıyorsunuz? Dediler ki, biz Ptolemaios en son edisyonu 1855'te yapılmış, yenisini yapıyoruz. 1855'teki bu kitabı kullanamamış. Bunu kullanmak istiyoruz. Ultraviyoleyle okuyorlar. Karbonize olmuş tamamen falan. Ondan sonra adam da ikide bir de diyor ki, bunun restore edilmesi lazım. Filiz Hanım beni bir kenara çekti. Celal dedi, para yok. İstedim yok diyor. Sen öder misin? Dedim, soralım ne kadar? Sordum. Ya dedi, 30.000 euro. Dedim, şaka ediyorsun herhalde. Yok dedi adam, Robert Fuchs'un 30.000 euroya yaparız. Ya dedim, hemen yazayım çeki. Yok yok dedi. Tamam, anlaştık. Filiz Hanım'la anlaştık. Filiz Hanım emekli oldu. Şimdi Ankara'dan para hazır, izin istiyoruz. Yok derler. 7 sene geçmiş Fatih. Bu müdür yeni. Ben gittim dedim İlber. Böyle bir. Parayı da sen verdin. Evet, parayı da ben vereceğim öyle abi. Söyleyeyim. Şimdi İlber'e gittim, durumu anlattım. İlber yok ya dedim. Orada Atilla Koç'u aradı. Pat diye izin. O çıkıyor. Önemli bir bakandır. Çok 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 entelektüel. O önemli çok, bir aklı bakandır. Çok evet. Yani, İlber, yani adam da bu basın böyle uyuyor diyor. Çok tabii kabahati bürokratlarıyla muazzam toplantı yapması, onlar herkes uyuşurlar. Şak diye izin çıktı. İlber dedi ki, şimdi dedi bunu takip edelim. Ne yapacak? Abicim, bu elden geçirildi. Enfes bir şey yapıldı. Restorasyon yapıldı. Şimdi bu restorasyonu İsviçreliler diyorlar ki, faksimil yapalım. İlber çok akıllıca bir şey yaptı. Anlaşmaya bütün bunları yazdı. Faksimil yapma hakkı, bilmem ne hakkı falan filan. Bunları yaptık. Ondan sonra ben dedim ki, ya bu faksimilin önüne bir şey ilave etmemiz. Bir açıklayıcı metin ilave etmemiz. Abi neler yazıldı, benim aklım durdu yani.